Herkese günaydın demeyeyim, belki bunu akşam izlersiniz. Herkese yeniden merhaba. Görmüş olduğunuz üzere güne birlikte başladık. Çok ama çok uzun zamandan beri yapmayı istediğim bir şeyi yapacağım bugün. Ve bu şey benim için çok özel ve güzel olduğu için bunu ölümsüzleştirmek adına vloglamak istedim. Aynı zamanda böyle içinizden birini de böyle bir şeye teşvik edersem benim için gerçekten çok güzel, mükemmel bir şey olur. Bugün aynı zamanda bu videoyla birlikte iki video daha çekmeyi planlıyorum. İşte o videolara nasıl hazırlanıyorum, neler yapıyorum, gün içerisinde nasıl geçiyor günüm. Bunları da bu sırada göstermiş olacağım size. Bu arada soğumuş çayımdan biraz içeyim. Peki ben bugün ne yapmak istiyorum? Neyi uzun zamandan beri yapmak istiyordum? Ondan bahsedeyim biraz size. Bu yapacağım şeyin düşüncesi benim için çok uzun zamandan beri olan bir düşünce ve ailemle konuşup durduğum bir düşünce aslında. Bu da Allah korusun ben vefat ettiğimde organlarımla yaşama ihtimali olan kişilere bağışlanması. Benim açıkçası bu konu hakkında pek bilgim yoktu. Her zaman erteliyordum. İşte hastaneye gitmem gerekiyor, şunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor diye. Ama kesinlikle öyle bir şey yokmuş. Meğersem internet üzerinden de organlarınızın bağışlanması için başvuruda bulunabiliyormuşsunuz. Bugün birlikte bunu yapacağız. Şimdi başvuruyu yapmak için enabız.gov.tr'ye giriyorsunuz. Daha sonra siteye ilk kez giriyorsanız E-Devlet üzerinden giriş yapmak zorundasınız. E-Devlet ile girişe tıklıyorsunuz ve E-Devlet şifrenizi Enable'a giriş yapmış oluyorsunuz. Bu arada bağlanırken o da şunu da belirtmek istiyorum. Siz her ne kadar organ bağışında bulunmak istediğinizi belirtseniz de sizler vefat ettiğinde eğer aileniz onaylamazsa organlarınız bağışlanamıyor. O yüzden böyle bir şeye girişirken mutlaka ama mutlaka ailenize böyle bir isteğin olduğundan bahsedin. Böyle bir durum karşısında kaldıklarında sizin isteğinize göre hareket etmelerini rica edin onlardan. Bu arada şimdi açıldı sayfa. Hemen sağ üst tarafta organ bağışı diye bölüm var. Ana sayfanın yanında duruyor. Buna tıklıyorsunuz. Aşağıda hangi organınızı bağışlamak istiyorsanız onları tek tek işaretliyorsunuz. Ben mesela bütün organlarımın bağışlanmasını isterim ihtiyacı olan kişilere. Ben o yüzden tamamını işaret ve organ bağışı bildirimimi organ bağışı birimine ilet bölümüne tıklıyorum. Bundan sonraki süreçte şu şekilde ilerliyor. En kısa süre içerisinde organ bağışı biriminden biri beni arıyor ve daha sonrasında bana gerekli bilgileri veriyor ve organ bağışçı kartımı almak için de bir hastaneye gidiyorum. Şu dipnotu da vermek istiyorum. Organ bağışı başvurunuzu her ne kadar internet üzerinden yapabiliyor olsanız da organ bağışçı kartınızı hastanelerden almak zorundasınız ve siz organ bağışçı kartınızı almazsanız yaptığınız başvuruda maalesef ki geçersiz sayılıyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka online olarak başvuru yaptıktan sonra bağışın geçerli olması için bir hastaneye gidip bağışçı kartınızı alın. Şu anda gerçekten kendimi çok hafiflemiş hissediyorum bu konuda. Dediğim gibi benim için çok mükemmel bir şey oldu. Şimdi çok soğumuş ve çok şeker koymuşum. Artık hazırlanmaya başlayalım çünkü gerçekten iki video daha çekmem lazım. Kameramı da şarj etmem gerekecek gibi geliyor çünkü 3 videoyu birden asla tek bir şarjla çekemem. O yüzden de arada sırada telefonumun kamerasına geçebilirim. Görüntü kalitesi düşebilir. Bunu da söylemek istedim. Şimdi biz artık makyaja başlayalım. Daha sonra da video çekelim. Yemin ediyorum gözümdeki makyajı herhalde 3 kere yapıp tekrardan silmişimdir. Göz altlarım artık mahvoldu. O yüzden göz altlarımı tekrardan sildim. Şimdi yeniden göz altımı tazeleyeceğim. Üniversite makyajında da zaten göstermiştim hangisini nasıl nereye kullanıyorum diye. Oh be! Kendine geldi vallahi göz altım. Sonra ardından direkt sabitliyorum. Biraz da aydınlatıyorum çünkü göz altlarımı görüyorsunuz ne kadar koyu. Dehşet koyular yani ki bugün daha über bir koyular. Resmen insana dönüyorum ya. Oh!
Vallahi rahatladım ya. Göz makyajım olmayacak diye çok korktum. Kontürleme yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum ki çünkü yeterince geç kaldım. Saat 12.30. Geçmiş hatta 12.30. Allık olarak acaba hangisini kullansam? Turuncu göz makyajı yaptım. Bence bunu kullanayım. Bu arada bu parmağımdaki ojeyi de yenilemem lazım videoya geçmeden. Çünkü çok rezalet duruyor. Bu renklerde bu da. Bu benim ilk makyaj malzemelerimden biridir bu arada. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bütün makyajımı bitirdim. Üzerimi değiştim. Ve videoya geçeceğim. O sırada işte diğer videoların hazırlıklarını falan yaptım. Kenara hepsini koydum. Bu süreçte de aklıma geldi ki bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Eğer bu organ bağışıyla alakalı herhangi bir şey kalmışsa aklınızda yine aşağıya falan linklerini koyacağım. Ve şuradaki linke tıklayarak da organ bağışının tanıtım filmini izleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben hani yeterince açıklama yaptığımı düşünüyorum ama yine de soru işaretleri varsa kafanızda aşağıdaki linklere tıklayarak ya da dediğim gibi şuradaki linke tıklayarak kafanızda kalan herhangi bir soruyu giderebilirsiniz. Ben lafı uzatmayayım bence artık çekmeye başlayayım çünkü saat 1.30 falan oldu. Bu gidişte yetiştiremeyeceğim. Başka diyecek bir şeyim yok. Hadi videoya geçelim. Ben de diğer videonun hazırlıklarını yaptım. Hemen yanıma aldım eşyaları. Biraz spoiler vermiş oldum gerçi. Tahmin edebiliyorsunuzdur ne çekeceğimi. Uzun süredir çekmiyordum böyle bir video. Hazır kış da gelmişken böyle bir video çekeyim dedim. Gördüğünüz üzere şu anda videoyu bitirdim. Aydın da yoldaymış, beni acele ettiriyor. Bunları bilgisayara aktaracağım o sırada ve sonrasında direkt çıkacağım. Şimdi hazırlandım, thumbnail'imi çekeceğim. Thumbnail için gerçekten çok güzel bir fikir var aklımda. Eğer gerçekleştirebilirsem kafamdaki fikri gerçekten çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ben niye herkesi bekletiyorum ya? Neyse, ben hemen thumbnail'i çekip aşağı inmem lazım. Selamlar. Yani ben herhalde en son video çekeli aradan bir 3-4 saat geçmiştir. Peki diyeceksin Ceren bu 3-4 saat içerisinde ne yaptın da video çekmedin? Hemen açıklıyorum. Evden çıktık. Daha sonra eski evin oraya gittik. Oradan birkaç eşya almamız gerekiyordu. Onları aldık. Daha sonra araba servisteydi. Şu anda oturduğumuz evin yakınlarında. Oraya gittik. Arabayı servisten aldım. Daha sonra arabayı yine evin oraya bıraktım otoparka. Daha sonra yine evden çıktık ve Kadıköy'e geçtik. Kadıköy'e giderken zaten en az bir saat kaybetmişizdir ki normalde 10 dakika falan sürüyor bizim evden Kadıköy. Ama maalesef ki tam trafik saatiydi. O yüzden bir saat harcadık. Kadıköy'de yemek yedik. Tam üzerimde gördüğünüz modla yemek yediğim için kesinlikle video çekmek aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü zaten aşırı açtım. Yemeğe daldım. Daha sonra yemekten çıktık ve eve geri döndük. Şu anda kendimi aşırı yorgun hissediyorum ama edit yapmaya oturmam lazım. Çünkü eminim ki eğer bugün başlamazsam ileriki günlerde hiç başlayamam. Çünkü vize haftam başlıyor haftaya ve artık çalışmaya başlamam lazım. O yüzden hiç değilse mesela ilk başta bu videoyu yayınlamak istediğim için bir bölümünü editlemek istiyorum. O yüzden de direkt edit yapmaya oturacağım. Ben fazla lafı uzatmayayım. Direkt edit yapmaya oturayım. Yoksa biraz daha yatak üzerinde oturursam uyuyakalacağım ve hiçbir şeyi yetiştiremeyeceğim.